Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan birlikteyiz. Ve bugün sizlerle o ne diyor testleri çözeceğiz. Bakalım garip bir testler olacak. Muhtemelen garip olacak. Bu arada mikrofona tekme attım. Öyle bir şey yaptım. Her neyse. Şimdi hemencik testimize başlayalım. 2019'da hayatını değiştirecek kişinin ismini söylüyoruz. Adında bir test arkadaşlar. Şimdi bu testi yapalım hemen. Öncelikle cinsiyetini öğrenin demiş. Erkek. Yaşında öğrenelim demiş. 18 yaş 6. Sevgilinle tatile gitmek sence riskli mi? Hayır. Senin için güzellik, ha, iş güzellik mi yoksa dış güzellik mi önemli demiş. Ha. İkisi de önemliyse neyse, sıkıntı yok. Neyse, tamam. Biraz acıktık sanki. Bu börek çeşitlerinden birini seçer misin? Kol böreği, su böreği, sigara böreği, kıymalı börek. Şu an hiç yesim yok ama sigara böreği. Peki tırnaklarını yiyor musunsa? Arada hayır. Son olarak balkonist görüntülerinde hangisi sende serin sulara kendini bırakma hissini oluşturdu? Bu. Sevgi. Verdiğin cevaplara göre hayatını değiştirecek kişi Sevgi. Bu insan hayatına girdiği için kendini çok iyi hissedeceksin. Adeta hayatını yeni bir sayfa açacaksın. Sın. İnanılmaz. Çok garip. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayırlısı diyelim ve bir dahaki testimize geçelim. Evet, şimdiki testimiz bunlardan kaçını 2018'de yaptın? Bakalım neler yapmışım 2018'de. Bakalım 2018'de bunlardan kaç tanesi yapmışım? İşaretle ve gör. Borçlandım. Yo. Depresyonu hayır. Çektim. Yalan yok şimdi. Yükselen döviz kuru mizahı yaptım. Yapmışımdır. Yapmışımdır. Evet yaptım. Böyle bir şey yapmadım. İşten ayrıldım. Yani çalıştım böyle. Sigara defalarca bırakmayayım da içmiyorum. Bilinçsiz eşyalarını aldım. Yani dostlarımın almışımdır. Yakın arkadaşım dediğim kişiye aşık oldum. Yo, eski sevgilimiz takılıyor. Yapmış, hepimiz yapıyoruz. O ne diyor testi paylaştım. Yani 2018'de herhalde videosunu çektim ben. O ne diye testinin. Yani yaptım. Seçimlerde umutlandım. Yok, seçimlere karşı bir şeyim yok. Sosyal medyadaki çekişlere katıldım. Katıldım. Konsere gidip habire story attım. Yok. Kendimi haklı göstermek için çirkeflik yaptım. Yok, hiç uyum değildir. Buna cevap vermesek olur mu? Göze girmek için birilerine yağ çektim. Ya işini pek sevmiyoruz. Seymaş bası. Kim istemez yani, ben öyle düşünüyorum en azından. Devime ulaşmak için gerekli adımları attım. Yani neye ulaşmak istedim bilmiyorum. Yani benim herhalde yoktu ama işaretliyim. Kan bağışladım, yapmadım. Genelli yardım projelerine katıldım. Şimdi düşünüyorum nasıl bir şey olabilir. Ailemden kötü sonuç aldım. Sınavların notlarımı sakladım, saklamadım. Spora gideceğim de evde oturdum. İş ödev yapmak yerine oturup 3 bölüm uzun pinç izledim. Yani pinç izlemedim de. Başka şeyler izledim diyelim. Yeni aşkları yapmışımdır. Kavga ettim. Sokakta buldum bir kediyi veya köpeği sahiplendim. Hayır. Tutkun takımların bir maçına gittim. Yo. Yoga'ya başladım. Kovuldum. Hayır. Dolandırıldım. Dolandırılmışımdır. En az 3 kitap okudum. Vallahi hiç okumadım ben. Yalan yok, okumadım. En az 3 tane kitabı layık yerden gidiyah diye bağırdım. Yapmışızdır demişimdir yani. Mezun oldum. Mezun olmadım. Hisler ordusunun bir parçası oldum. Bilmiyorum. İş görüşmesinde saçmaladım. İş görüşmesine gitmedim. Toplu taşımada yer vermemek için uyuyor taktiği yaptım. Yapmadım. Buluşma günü... Yaptım, yapmadım. İşim var deyip boş boş oturdum. Yapmışımdır. PUBG'de birinci oldum. O ne diyor YouTube kanalına abone oldum. Olmadım. Yakalanmadım. Ezel konserine gitmedim. İnternet taşlarımızın sevgili oldum mu? Yok, ben sanaldan pek yani. Tarkan konseri hayır. Hayır. Yapmadım. Bakalım. Bir de bunun sonucum varmış. 50 şeyden 18 tane yapmışsın. Evet, bu yıl senin için nispeten daha dolu geçmiş. Fakat parametrelerimize göre tahmin edici değil. Tatmin edici değil. Boş ver. Sen bize kulak asma. Kendince
dop dolu bir yıl geçirdiğine inanıyorsan yeterlidir. Şaka bir yana, gerilimin, heyecanın ve sürprizlerin eksik olmadığı bir bu toprakların şartlarına göre kimi zaman hüzünlü, kimi zaman huzurlu anların olmuş. Motivasyonu düşürmek yok. Yeni yılda umarım her şey dilediğin gibi olur. Gelecek sene daha iyi sonuçlar göreceğiz. İnşallah diyelim. Ve abi 18 tane şey yapmışım 50 şeyden. Yani nispeten 3'te 1'i falan olabilir herhalde. Her neyse, diğer testimize geçelim. O ne diyor? Ne seneydi be, ödülleri gururla sunar. 2018'in enlerini seçiyoruz demiş. En iyi dizimi seçmemi istiyor. Neler var? Şimdi ben bu herkese göre değişir. Yani sen Çukur dersin, öbürü der ki Diriliş. Ben Diriliş diyeceğim mesela. Burada oylama da çıkıyor. Çukur çıktı. Güzel olmuş. En iyi kadın oyuncu. Evet, şimdi buna yani vallahi şimdi birinden seçemedim. Hepsi en iyi kadın oyuncu bence ama gözümü kapatıp birini işaretleyeceğim şimdi. İşaretledim. Bakalım kimmiş. Birinci Akalay çıktı. Evet. Birinci Akalay'mış. Yani gözümü onu pek bilemedim çünkü. En iyi erkek oyuncu. Yani bunu da öyle yapalım. Çünkü bunu da tam bir cevap veremem. Hani şimdi yalan yok. Seçtim gitti. Aras Bulut. İğnemli çıktı. Yani bunu da gözümü kapatıp seçtim. En iyi çocuk oyuncu. Vallahi bunu gözümü kapatıp mı seçeyim? Yani direkt şunu seçip geçiyorum ben. Her neyse. En çok yakışan dizi çifti. Bunu seçebilirim belki. Burada kimi seçebilirim? Yani burada bunlar bence çok yakışıyor. Bence bu. Ya bunlar da seçilmiş ama bence bu yakın yani. Bu da yakın. Yok, bu daha yakınmış. En iyi yarışma programı. Açıkçası ben çok fazla dizi programı izleyen bir insan değilim. Hani burada ne söylesem o kadar şey düşünmeyin. Ama yani genel düşünceler biraz farklı olabiliyor. Kim ya olmak ister? Kelime oyunu. Yani kelime oyunu yıllardır var. Çarkı Felek mesela değişmiş. Bu adam yıllardır vardı kelime oyununda. Survivor az çok izledim. O Ses Türkiye vardı. O Ses Türkiye bu sene hiç sevmedim mesela yani. Bazı şeylerden dolayı. MasterChef Türkiye vardı. Yani. Yok abi, o da olmaz. Çarkı Felek hiç izlemedim. Milyonluk Resim sırf şu adamın hatırına diyeceğim ya. Milyonluk Resim sırf bu adamın hatırına diyeceğim. Kelime oyunu. Ya kelime oyunu dediğim gibi abi. Herhalde bunların arasında şu anda en iyisi MasterChef'i ikinci yapmışlar ama bilmiyorum. Benim için öyle değil. En iyi gündüz kuşu programı. Gelin Mutfak'ta, Zuhal Topa, Zahide Yetiş'te. Valla buradan en mantıklısı hani yemekteyiz benim için. Yani mantıklı olarak seçiyorum burada. Hani dediğim gibi dizi program falan izleyen değilim. Ama gerisi saçma ve hani uyduruk şeyler gibi geliyor bana. Ondan dolayı bunu seçiyorum. En iyi YouTuber dizisi gibi. Ha evet, bu biraz ya zor olmayacak aslında. Burada ben Berkcan Güven'i seçerim. Bakalım neler çıkmış. Oğuzhan Uğur en fazla seçim. Ya One Dio'nun testinde aslında Oğuzhan Uğur'dan fazlası bence çıkmazdı. İkinci olarak Orkan Işıtmak çıkmış. O da güzel. En iyi erkek pop sanatçısı olarak evet burada aslında benim en çok dinlediğime falan bakarsak buna seçimim Mabel Matiz'dir. En iyi pop sanatçısı. Şimdi bunu yani düşünüyorum şimdi ne olabilir? Ceylan Ertem varmış. Temel Takalı, Hande Yener. Alele Tilki diyorum lan. Hepsine yine. Bunların oylamasına bakmadık. En yüksek Sıla almış. Alele Tilki. İki tane geliyor. Burada en fazla Edis mi seçiyor? Vay be. En iyi klip. Bakıyorum. İlodesiz. Geceler. Mesela Ezel'in pavyon olsaydı onu seçerdim. Hadi lan Ezel diyelim. Bununla da Ezel. Bununla tahmin ediyorum Ezel çok çıkmıştır. Yani Ezel çok çıkmıştır. Yılın en iyi internet dizisi.
Yani benim genel filmim 0-1'dir. Fi çıkmış. Ya filmi Fi hiç izlemedim. Ama bilmiyorum, bana göre değil en azından. Hani gördüm ama izlemedim. Bu şekilde diyebilirim. En iyi komedi dizisi. Yani ben bunları izliyorum genel olarak. Güldür Güldür Şov izliyorum genel olarak. Gerisini pek, işte tek tük belki. En iyi müzik grubu, Yüz Yüzeyken Konuşuruz'u dinlerim. Yani çoğunu dinlerim aslında, ben bunların hepsini dinliyorum. Ama bunları hani bu aralar biraz daha yoğun. Athena seçilmiş. Yılın magazin olayı. Yani burada en fazla şaşırabileceğimiz olayı seçeyim ben. Yani Arda Turan Berkay arasında yaşanan karın olmanın vur beni kafası. Demet Akalın'ın değişik bir kavga. Kaan Kıvılcım'ın evlenmesi. Amel'in sınavının ayrı. Yani burada en çok şaşırdığım şu olay. Yani hani Şeyma Subaşı'nın, Şubaşı deyip duruyorum bu arada. Bilmiyorum ya, ben beklemezdim açıkçası ama ilginç. Yılın en iyi şarkısı. Burada Gapazim'i seçeceğim. Gazapizm'i. Ya da dur lan, Aleyna'yı seçiyorum. Değiştirdim ben. Kararımı değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Bir kere seçmem lazımmış. Yılın yerli sinema filmi. Kesinlikle Müslüm. Hani izlemedim. İzlemeye çalışacağım ama kesinlikle Müslüm. Çünkü biliyorum çok güzel bir film olmuştur. Yılın sporcusu. Evet, garip. Yani buradan bakarsak İrem Yaman diyelim. Bunu öyle sen seçtim açıkçası. Bir daha bakayım da. Yani İrem Yaman diyorum buna. En iyi filmi Deadpool var. Deadpool 2 güzeldi. Infinity War'dan istediğimi alamadım açıkçası. Yani ben buradan bir bunu izlemedim. Upgrade'i izlemedim. Ama Venom'u seçeceğim. Infinity War seçilmiş ama mesela şunu düşünüyorum. Infinity War bilmiyorum. Ben istedim alamadım. En iyi yabancı dizisi. Valla bunu sallayacağım çünkü hiçbirini izlemedim. Yalan yok şimdi. Evet. Burada da The Haunting of the Hill House seçilmiş. Garip. Bununla bir oynama vesaire yok arkadaşlar. Ondan dolayı normal film. Normal bir oynama seçenekleriydi. Umarım. Şimdi bir dakika testimize geçelim. Evet, kaçıncı oldu bilmiyorum ama son testimizdeyiz. Bu testte ne kadar tehlikeli bir insansın? İnsan mısın, hayvan mısın demiyor, insansın diyor demek. Cinsiyetini öğrenelim, erkek. Kaç yaşındasın? 10, 8 yaş, 6. Bunları hep seçiyoruz herhalde. Söyle bakalım, tartışma ve kavgalar hangi ünlü gibisin? Şimdi bunu Nihat Doğan gibiyim yani, yalan yok. Peki haksızlığa uğradığın, aklından geçen şey bunlardan hangisi olur? Onların burnundan getirmek için yeni planlar düşünmek. Bunu seçerim abi. Diyelim ki ömrün sonuna kadar herkesin aklından geçen düşünceleri bileceksin ama 3 ay içerisinde öleceksin. Nasıl olacak bu iş? Ya bu olursa hani, ya mesela düşünüyorum şimdi ben karşımdaki eşimin, dostum ya da birinin düşüncelerini biliyor olsam herhalde yanımda arkadaşım kalmadı. Yani çok garip bir durum. Hayır diyebilirim yani çünkü. Garip bir olay olur. Peki sen bunlardan hangisini daha çok sinirlendin? Sevgilim en yakın arkadaşı çok samimi olması. Yani bu hangi kız olarak, erkek olarak değişebilir. Yani erkeğe ya da kıza farklı tepki gösterebilirim. En yakın arkadaşımın benim arkamdan işler çevirmesi. Olmadık bir şeye haksızlığa uğramam. Ya yani en yakın arkadaşım benim arkamdan iş çevirmesi. Sevmem. Peki fiziksel olarak güçlü olan bir insanın her şekilde baskınlık kurabileceğine inanır mısın? Hayır abi. Yani ben bu duruma şeyim, hani kurarsa bile bu çok uzun sürmez. En fazla 2-3 gün. Ondan sonra onun üstüne gelir bir baskı kurar. Yani bu devir daim böyle. Orta Doğu ülkelerinde fakat böyledir genel olarak bu işler.
Ve en son olarak daha önce bilerek başkasına fiziksel ya da ruhen zarar verdiğin oldu mu? Şimdi hepimizin olmuştur. Normal hayatta her zaman olmuştur. Normaldir yani. Zaman zaman tehlikeli olabiliyormuş. Bayan aslında ve çok ilginç. Sen yeri geldiği zaman tehlikeli bir insana dönüşebiliyorsun. Örneğin senin sinirlendiklerinde gerçekten ne yapacağın belli olmuyor. Harbiden böyle. Yani gerçekten sinirlendiğim zaman başka bir insanım. Karşısındaki insanı resmen hayattan bezdiriyorsun. O an kafanda türlü türlü planlar geliştirip onu uygulamaya koyuluyorsun. Dışarıda karşı inanılmaz tatlı ve sevimli görünsen bile eğer canını biri yaktıysa ona bunu ödetene kadar oyununu sürdürürsün. En tehlikeli yanında bu zaten. O yüzden seninle anlaşmayanın vay haline demiş. Yani yakın bir düşünce. Ondan dolayı doğru diyebilirim. Evet, bu son testimizin de sonuna geldik. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse de beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza hala abone değilsiniz de abone olmayı da unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu bir bitişe var.